Evet değerli arkadaşlar, afet yönetiminin temel ilkeleri dersini bugün öğrencilerimizle yapıyoruz. Dördüncü haftadayız öğrencilerimize. Vize projesini verdik her dersle ilgili. Özellikle 100 kelimeden az olmamak şartıyla her dersi özetleyecekler. Toplamda 1000 kelimeden az olmayacak bir vize ödevi hazırlayacaklar. Bu nedenle derse girmeleri, dersin içeriğini öğrenmeler önemli. Evet, dersimize başlayalım. Ders notumuza ulaşmak için dersin slide görselini açmak istiyorum. Bakalım buradan ulaşabilecek miyim? Evet, gelmesi lazım. Geldin mi Melisa, ekran gözüküyor mu? Evet hocam. Tamam, buradan bir kalem seçiyoruz ve dersimize başlıyoruz. Evet, ülkemiz önemli bir afet yaşıyor. 50 bin kadar insanımızı kaybettik. İnsanlar şu anda afetle mücadele ediyor. Afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası. Yapılması gerekenler tabii ki bu ders kapsamında anlatılmaya çalışılıyor. Bilinenlerle uygulananlar arasında fark olabilir ama ortaya çıkan afetin şiddet durumu bu haritada gösterilmiş durumda görüldüğü üzere. Renkler griden beyaza doğru yaklaştıkça afete bağlı zararların, yıkımların, ölümlerin artmış olduğu alanları ne yapabiliyoruz? Görüyoruz özellikle Türkiye. Suriye sınırında meydana gelen depremde Türkiye'de ölenler kadar Suriye'de de ölenler var. Tabii ki depremin neden olmuş olduğu kayıplar Türkiye sınırları içerisinde ölü sayısı 50 bine vardı. Ekonomik zararı ise 100 milyar dolar olduğu söyleniyor. Tabii böyle büyük depremler çok sık meydana gelmiyor ama geldiğinde de oldukça büyük yıkımlara neden oluyor. Tabii deprem esnasında, deprem sonrasında ve deprem öncesinde neler yapmalıyız? Bununla ilgili olarak da bu ders kapsamında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bilgilenmeye çalışıyoruz. Evet, hep birlikte devam edelim. Özellikle AFAD sitesi de depremle ilgili olarak, afette hazırlanma ile ilgili olarak önemli görseller var. Tabii ki bu görseller ne kadar uygulamaya geçiyor, bu görseller kapsamında verilen bilgiler ne kadar insana ulaşmış ve bir yaşam biçimi, bir davranış biçimi oluşturmuş ise deprem esnasında ve sonrasında da o meydana gelen farkındalık tabii ki insanların kendi zararlarını, kendi üzerinde zararlarını azaltmaları için önemli bir yarar sağlayabilir. Şimdi baktığımızda demek ki bu veriler, bu ders bilgileri ne ulaşılabiliyor? Özellikle teoride ve pratikte afet sonrası iyileştirme çalışmaları. Depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması, yapısal olmayan risklerden bahsettik ve bahsetmeye de devam ediyoruz. Tabii ki bina yıkılmadığı zaman yapısal bir risk meydana gelmiyor ama yıkılmayan bina içerisinde eşyalar oynadığı zaman, üstümüze dolaplar devrildiği zaman yapısal olmayan risklere bağlı sakatlanmalar, kayıplar meydana gelebiliyor. Tabii ki diğer önemli bir konu da afetlerde psikolojik ilk yardım, insanların psikolojik ilk yardıma da ihtiyacı var. Evet, tüm hepsini şu anda Türkiye'de yaşıyoruz. Dünyada depremler olmaya devam ediyor. Daha iki gün önce Ekvator'da bir deprem meydana geldi. Depremlerin duracağı yok, olmaya devam edecek. O nedenle de bizlerin yarın olacakmış gibi depremlere hazır olmaya çalışmamız gerekiyor. Tabii ki 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerden sonra artçıları devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl artçılar devam edecek. Ve buna bağlı olarak da deprem ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
Evet, burada ders notu ile ilgili olarak ders notlarını öğrencilerimiz ders sonrası ne yapabiliyor, alabiliyor, ulaşabilecekleri açık bir sitede bunlar yayınlanmış durumda. Şimdi baktığımızda tabii ki deprem riski nedir ve nasıl yönetilir? Bununla ilgili olarak da hazırlanmış bir poster var. Burada 7 adımdan bahsediliyor. Hemen hemen ilk iki adımı bundan önceki iki derste ne yaptık? İnceledik. Bugün üçüncü adımla ilgili olarak baktığımız üçüncü adımda afet tedarik çantası hazırlanması öneriliyor. Tabii ki afet tedarik çantası nasıl hazırlanacak ile ilgili olarak bu derste biraz üzerinde duracağız. Daha öncesinde güvenli olma planı adım 2'de tartışılmıştı. Ondan önce de yaşam alanımızı güvence altına almakla ilgili yapacaklarımızla ilgili bilgilendirme ve ders kapsamında bilgi paylaşımında bulunulmuştu. Şimdi buradan devam edersek demek ki deprem öncesi hazırlıkla ilgili 4 adım var. Ve deprem öncesi hazırlıkla ilgili üçüncü adımı bugün ne yapacağız? Konuşacağız, üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, bununla ilgili olarak arkadaşımız ne yapabilir? Bu anlatım esnasında sorularını soru yazma kısmına yazabilir. O sorular tabii ki daha sonra yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılabilir. O nedenle de anlaşılmayan her bir noktada öğrencimizin soru yazması öneriliyor. Öğrencilerimiz tabii ki katılımcı olarak bu derse katılması durumunda anlaşılan kısımlar tabii ki onlarla kalır ama anlaşılmayan kısımlar bizi ilgilendiren bölümlerdir. Bunları daha anlaşılır yapabilmemiz için anlaşılmayan kısımlarla ilgili ya da açık olmayan bölümlerle ilgili öğrencilerimizin soru yazmasını biz her zaman öneriyoruz ve her 2-3 slayttan sonra soru yazınız, soru sorunuz diyerek hatırlatmada bulunuyoruz. Sormadan maalesef öğrenmek mümkün değil. Ancak insanlar sonra sonra öğrenebiliyor. Sormadan öğrenmek, öğrenmeden de sormak mümkün değildir. Evet, baktığımız afet tedarik çantasından ne anlıyoruz? Tabii ki bununla ilgili olarak bir afet olduğunda hemen elimizin altında bir hazır çanta olması lazım ve bu hazır çantada neler bulunması gerekiyor ki bunlar elimizin altında olması gereken bir çanta nasıl hazırlanır? Bunlarla ilgili olarak özellikle step 3 ile ilgili videoda detaylı bilgiler var. Bu videoyu 1 saatlik videoyu dün akşam dinledim. Biraz daha detaylı olarak afet tedarik çantasının hazırlanmasına kastedilen nedir? Bunu biraz detaylandırmaya çalıştım. Baktığımızda demek ki ne yapıyoruz? İşte afet sonrası bizi destekleyecek malzemelere nasıl tedarik edebiliriz? Bunlarla ilgili eğitim videosu ulaşılabilir durumda. Özellikle bu eğitim videosunun hazırlanmış olduğu sitenin web adresleri burada. Bakalım ne yapacağız? Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız ders öncesinde bu videoyu dinlesinler diye bu videonun linki verilmişti. Tabii ders esnasında da bu video ile ilgili verilen bilgileri kısaca değerlendirmek istiyoruz. Birlikte değerlendirmek istiyoruz. Tabii bu video İngilizce olduğu için arkadaşlarımız İngilizce biliyorlarsa anlayabilirler. Bilmiyorlarsa da tabii ki görsellerden bir şeylerin farkına varabilirler. Her halükarda anlatılan bilgiler ister kendi ana dilimizde olsun, ister farklı dillerde olsun görseller üzerinden bir çıkarımda bulunabilirler. Görüldüğü üzere burada demek ki bir deprem ülkesinde yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veriliyor. Evet, şu anda cursor'ı oynatmaya çalışıyorum. İşte burası Amerika'dan verilen bir örnek San Andreas Fayı. Türkiye'nin işte benzeri olan bir fay Türkiye'de
Kuzey Anadolu Fay Zonu, San Andreas Fayı'na benzetiliyor ve bu bölgede yapılan çalışmalar tabii ki bizim bölgemizde de yapılan çalışmalardan farklı değil. O nedenle de bu çalışmaları referans vererek bu dersi anlatmaya, açıklamaya devam ediyoruz. Evet, bakıldığı üzere demek ki deprem fayına yakın olan bölgeler, bakın burası San Andreas Fayı. Demek ki depremin meydana gelmesi durumunda etkilenecek alanlar kırmızı, sarı ve yeşille gösterilmiş durumda. Evet, bir sonraki slayta geçtiğimiz zaman demek ki bugüne kadar ne anlattık? Demek ki bugüne kadar ilk dersimizi tekrar özetlersek demek ki öncelikle birinci aşama olarak yaşamış olduğumuz alanda, evde ya da çalışmış olduğumuz ortamda ya da bulunmuş olduğumuz her ortamda güvenliğin artırılması ile ilgili kısımları ne yaptık? Biraz üzerinde durduk. Tabii ki daha da durmamız gerekebilir. Demek ki ne yapılabilir bunlarla ilgili olarak? Dolaplar, eşyalar sabitlenebilir ve bu da bizim güvenliğimizi bulunmuş olduğumuz yerde artırabilir. Tabii ki ikinci adımda da kendimizi emniyete alacak adımların deprem öncesi ya da afet öncesi yapılması, bunlarla ilgili olarak bir afet öncesi neler yapmalıyım, afet esnasında ve sonrasında bana nasıl yardımcı olacak, bunlarla ilgili olarak da bir planımızın olması gerekiyor, bir aile planımızın olması gerekiyor ya da bir iş yeri planımızın olması gerekiyor. Bugün de özellikle afet sonrası nelere ihtiyacım olabilir ve bunları ne şekilde ve nasıl hazırlamam gerekir, bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Dördüncü olayda özellikle deprem öncesi, burada özellikle bahsedelim, bir deprem ya da afet öncesi minimum düzeyde bizi finansal olarak geçindirebilecek afet sonrası o kritik zamanlar görüyoruz, insanlar şu anda gerçekten parasız durumda, evsiz durumda ve muhtaç durumda. İşte bu zorlu zamanlarda bizi ayakta tutacak işte finansal destek ya da finansal ne bileyim bütçeyi nasıl oluşturmamız gerekiyor. Demek ki bunlar bir afet meydana gelmeden önce yapılacaklar. Esnasında işte ne yapmamız gerekiyor? Esnası işte deprem oluyor. Tabii ki deprem olduğunda saat 4'ü 17 geçiyordu. İnsanlar tabii ki yataktaydı, uyanık olmadıkları için ne yapamadılar? Burada tavsiye edilen çöküp tutunup kapanma uygulamasını yapamadılar. Daha sonra da ne yapmamız gerekiyor? İşte bulunmuş olduğumuz alanda kendimizi ve çevremizi emniyete almamız gerekiyor ve emniyet aldıktan sonra ancak hareket etmemiz tavsiye ediliyor. Demek ki deprem esnasında yapılması gerekenler iki adım ile verilmiş. Deprem sonrasında da ne yapmamız gerekiyor? Tekrar bulunmuş olduğumuz ortam ile çevremiz ile ilişkiye geçmemiz ve iyileştirme çalışmalarına katılmamız önerilir. Demek ki deprem güvenliğini artıracak öncesinde, esnasında ve sonrasında afete hazırlık ya da afet sonrası iyileştirme durumuna hazırlıkla ilgili 7 temel ilkeyi ne yapıyoruz? Bu ders kapsamında özellikle kaynaklardan birlikte anlamaya, açıklamaya çalışıyoruz. Demek ki bunlarla ilgili olarak derslerimizin videosu var. Aynı zamanda bu derslerle ilgili açıklayıcı İngilizce videolarda arkadaşlarımıza verildi. Kendileri bu videolara ulaşabiliyorlar. Her biri birer saatlik İngilizce altyazılı, açıklamalı olarak verilmiş durumda. Evet, bugün de demek ki üçüncü adımla ilgili olarak videoyu arkadaşlarımızın dinlemesi bu dersten önce istenmişti. Ve bu şekilde de bizler ne yapıyoruz? Buradaki adımları belli bir ders takvimi içerisinde takip ederek anlatmaya, açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi baktığımızda demek ki bugünkü dersin esas konusu nedir diye baktığımızda yatak altı çantalarımız, yani yattığımız yere
Çok yakın, hemen ulaşabileceğimiz yerde çantaları hazırlamamız gerekiyor. Ve hemen ne bileyim kullanabileceğimiz hızlı ve çabuk ve hafif taşınabilir ne bileyim çantaları ve yardım setlerini araba için ve ev için hazırlamamız gerekiyor. Özellikle evimizde bizi destekleyici malzemeleri hazırlamamız gerekiyor. Özellikle iş yerinde isek, iş yerimizde bize destek olacak malzemeleri ne yapmamız lazım? Hazırlamamız gerekiyor. Görüldüğü üzere buradaki detaylarda bu hazırlıkla ilgili yapılması gerekenlerin listesini veriyor. Evet, bundan sonra bunları yavaş yavaş ne yapacağız? Üzerinden geçmeye çalışacağız. Tabii ki ne kadar geçebilirsek. Biraz daha yakınlaştırdığımız zaman demek ki neden bahsediyoruz? Demek ki ne yapmamız lazım? Acil destek malzemelerini organize etmemiz gerekiyor. Niye organize etmemiz gerekiyor? Ve nasıl organize etmemiz gerekiyor? Bir defa bunlar hem bizim hayatımızı kolaylaştıracak hem de uygun lokasyonlarda bulabileceğimiz, ulaşabileceğimiz ucuz ve kolay olma özelliğindeki bu malzemeler bize ne yapacak? Önemli bir destek sağlayacak. Demek ki bunlar nedir diye baktığımızda işte ilaç olabilir, ne bileyim görüldüğü üzere gözlük olabilir, elbise olabilir, ayakkabı olabilir, ne bileyim tuvaletle ilgili malzeme ve diğerleri olabilir. İlave olarak tüm bu destek sağlayan temel malzemelerin dışında her bir bireyin ihtiyacı olan su, yiyecek ve ilk yardım malzemeleri, işte el feneri ve radyolar gibi malzemelerin ne olması gerekiyor bizim elimizde ulaşılabilir bir vaziyette olması gerekiyor. Küçük ama gerçekten yeterli malzemenin bize en az 3 gün bizi hayata bağlayacak bütün malzemelerin evimizde ve elimize yakın olması gerekiyor. Tabii ki bina çöktüğü zaman enkazın altında kaldığımız durumda dahi bunlar elimizin altında olduğunda bizler ne yapabiliriz? Bunlarla yardım gelene kadar hayatımızı idame ettirebiliriz. Ya da kurtulduğumuzda her taraf mahşer gününe dönmüş olduğu herkesin büyük bir yıkım sonrası sessizliğe ve karışıklığa uğramış oldu işte gördüğümüz son deprem sonrası manzaraya benzer. O durumda kendimizi 3 gün hayata tutacak bu tür temel destekler bizi ne yapabilecektir? Deprem sonrası ayakta tutacaktır. Tabii ki bunun dışında iş yerimizde ve arabamızda da bu tür malzemelerin olması bizi daha da destekleyecektir. Şimdi bunlar nedir diye baktığımızda özellikle aşağıdaki konuşmacı bunlarla ilgili detay veriyor. Ben bu detayları öğrencilerimizden dinlemesini istedim. Genellikle şekil olarak bu detaylar baktığımız zaman under bed dediğimiz yani bizim yattığımız yerin altında ya da yakınında bir yerde olması gerekenler. Yani sabah 4'ü 17 geçe deprem oldu. Kalktık hemen çantamızı depremden sonra alıp ve dışarı çıktık. Deprem bir dakika sürdü. Hemen çantamızı alıp dışarı çıkacağız. Büyük depremden sonra yapmamız gereken ne? Depremin bitmesini bekleyeceğiz. Ve depremden sonra yatağımızın altındaki çantamız hazırlanmış önceden çantamız alıp dışarı çıkacağız. Şimdi bu çantada neler olması gerekiyor? Bakalım bu çantada neler olması gerektiği ile ilgili olarak görseller bize fikir verebiliyor. İşte görüyorsunuz bir korumalı şapka madencilerin kullanmış olduğu önünde aydınlatması olan bir şapkamız olması gerekiyor. El feneri olması gerekiyor. Eski bir ayakkabı olması gerekiyor. İşte giyeceklerin hazır olması gerekiyor. Etrafta bir kırılma, patlamaya bağlı olarak elimizin kesilmesini engelleyecek bir eldivenin olması gerekiyor ve bunların dışında da görüldüğü üzere
diğer malzemelerin, ilk yardım malzemelerin olması gerekiyor. Yaralanmaya bağlı olarak kullanabileceğimiz ilk yardım malzemeleri olması gerekiyor. Çünkü ayağımız ya da elimiz kesilebilir. Ve bununla ilgili olarak kapılar sıkışabilir. Sıkışan kapıların açılması ya da kendi incinme durumumuza, yaralanma durumumuza kendimize yardım edecek yararlı olacak bu tür malzemelerin ne olması gerekiyor? Yatağımızın yanında ya da altında olması gerekiyor. Evet, baktığımızda liste olarak bu tarafta verilen listeyi biraz daha büyütelim ve yakından bakalım. Under back kısmı, bakın bu yeşil kısımda gösterilmiş durumda. Bu liste burada gösterilmiş durumda. Biraz daha buna yakından baktığımızda neler olduğunu görme imkanımız var. Demek ki under back ile ilgili olarak olması gerekenler hemen hemen 6 aşamada 6 malzeme olması gerektiği söyleniyor. Neydir işte, bir daha tekrarlarsak kafamızı koruyacak aydınlatmalı maden şapkası, el feneri, gerçekten içecek, özellikle her bir gün için en az 1 litreden az olmayacak şekilde içecek ve görüldüğü üzere ilk yardım malzemesi ne yapıyor? Olması gerekenlerin başında bulunuyor. Demek ki buradaki esas konu, arkadaşlarımız bunu tabii ki ev ödevi olarak yapabilir. Özellikle olması gerekenler konusunda ne yapabilir arkadaşlarımız burada işaretleyebilir. Bakalım hangisi ve neler olması gerekiyor. Evet, buraya gelirsek biraz daha detaylandıralım. En önemli olması gerekenlerin başında ne geliyor? Ayakkabının yeni olmasına gerek yok çünkü bir afet olacak. Eski ama ayağımızı gerçekten koruyacak bir ayakkabı olabilir. Eski bir ayakkabı. Özellikle baterisi olan bir fener olabilir. İşte bir madenci şapkası. Özellikle aydınlatmalı madenci şapkası. Bir eldiven. İş eldiveni ve gözlükler nedir? Olması gerekenler başında. Çünkü gözlük de önemli. Özellikle ben mesela uzağa göremiyorum. Bunlar ne olması gerekiyor? Yatak altı çantamızda, under bed dediğimiz yatak altı çantamızda olması gereken en önemli, görüldüğü üzere en önemli malzemelerin başında geliyor. İkinci olarak nedir? Tamam, bunlar en önemli malzemeler. İkinci olanlar da nedir diye baktığımızda ikinci derece önemli malzemeler de aydınlatmalı maden şapkası. Ya yani maden şapkası önemli ama ikinci derecenin aydınlatmalı maden şapkası olması daha önemli. Şapka olsun ama aydınlatma özelliği olan bir maden şapkası önemli. Özellikle görüldüğü üzere koruyucu elbise, işte sıcak, soğuk ya da bir yağmurluk gibi. Mesela şu anda yağmur yağıyor, seller oldu, depremde ölmeyen insanlar sellerden öldü. Bizi yağmurdan koruyacak, sıcaktan koruyacak ne olması gerekiyor? Soğuktan koruyacak, protective dediğimiz yani koruyucu bir elbise olması gerekiyor. Özellikle bu da önemli bir şey. Mesela buradaki araç işte kazmak için, ne bileyim kapıları açmak için önemli bir araç, herhalde levye deniyor, Türkçesi levye olması gerekiyor. En önemli malzemelerin başında da düdük geliyor. Bakın whistle olarak burada vermiş. Düdük gerçekten önemli. Şu anda biz tabii düdük aldık. Yani ailece düdük aldık ama gelen düdükler maalesef çalışmadı. Yani Çin'den internet üzerinden aldığımız düdükleri maalesef iade etmek durumunda kaldık. Yani internet üzerinden uygun fiyatta düdükleri aldık ama bunlar çalışmadı. İade ettik maalesef. Çalışabilir kaliteli düdükler önemli. İlk yardım seti, bakın burada önemli. Demek ki ilk yardım seti olarak ve özellikle maske çok önemli. Biliyorsunuz bir deprem meydana geldiği zaman yer gök toz oluyor. Anında bizim ne bileyim ağzımızı burnumuzu kapatacak koruyucu maske ve su olması gerekiyor. Demek ki bunlar da ikinci dereceden olması gereken malzemeler.
Şimdi baktığımızda bir deprem sonrasında hemen olması gerekenlere baktığımızda hemen derhal bize olması gerekenlere bir kere daha baktığımızda biraz daha detaylandırdığımızda demek ki koruyucu elbise lazım. İşte nedir koruyucu elbise? Biraz daha açarsak işte ne bileyim uzun pantolon olabilir, ne bileyim bu uzun üstümüzü örten geniş bir tişört olabilir. Diğer işte incinmeye karşı diğer insanlara yardım edebileceğimiz ne bileyim ilk yardım setleri olabilir. Ve görüldüğü üzere gazları kapatmamız gerekebilir. İşte deprem olduğu hemen gazları ne yapmamız lazım? Kapatmamız gerekiyor. Evdeki suları deprem sonrası hemen ne yapmamız lazım? Kapamamız gerekiyor. Ve görüldüğü üzere en önemli özelliklerden biri de bulunmuş olduğumuz evin penceresine asacağımız iyiyim ya da iyi değilim yardım işaretleri verecek. İşte buradaki nedir? İşte bunu astığınız zaman evinizin penceresinde ya da kapınızın önüne astığınız zaman ben iyiyim demek. Ama bunu pencerenizin önünüze astığınız zaman yardım edin anlamına gelir. Yani tabii ki sürekli deprem sonrası bağıracak enerjiniz olmayabilir ama bu tür ne bileyim elinizle göstereceğiniz, uzaktan sallayacağınız bir bayrak gibi sallayacağınız bu tür yardım talep etmeniz de işinizi kolaylaştıracak. Ya da yardıma ihtiyacınız olmadığını anlatmak açısından çünkü telefon yok sürekli de bağıramazsanız bu tür elinizde poster şeklinde kağıt üzerine yazılmış malzemeler işinizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki go bag dediğimiz yani hemen alıp götürüleceğimiz ya da taşınabilir küçük çantamız tabii ki önemli. Bunları hemen alıp ne yapmamız gerekiyor? Komşularımızla birlikte işte toplanma parkları, şimdi işte nedir? Bir afet sonrası toplanma parkları ne yapılıyor? Ayrılıyor. Tabii ki büyük bir afet olduğu zaman toplanış alan da kalmıyor. Ama görüldüğü üzere demek ki çantamızı alıp ne yapacağız? Toplanma alanlarına gitmemiz gerekiyor. Ve şayet yakında su varsa ne yapmamız lazım? Suya yakın gitmemiz gerekiyor ya da yüksek alanlara doğru çıkmamız gerekiyor. Yüksek alanlar daha güvenli olduğu için zemin olarak çünkü arçılar bir depremden sonra devam edecek. Ve özellikle binaların olmuş olduğu alandan bina bakımından daha seyrek daha güvenli alanlara ne yapmamız gerekiyor? Gitmemiz öneriliyor. Evet, buyur Melisa, senden soru katkı bir açıklama alalım buraya kadar anlatılanlarla ilgili olarak. Buyur, ne dersin? Bir dakika, senden bir değerlendirme alalım. Tamam hocam. Yani dördüncü yedinci adım var ya bunun için. Yani şimdi bugünkü acil durum malzemelerini organize edin. Yani mesela mesela yatak altı çantaları, go çantaları, ev garajları, ve sonra içeri garajları, malzemelerin hazırlayın. Evet. Evet. Hocam bir sorabilir miyim? Buyur, 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 buyur Melisa. Bu yatak altı çantaları iki tane var ya. Yani Tamam. önemli bir eşyaları ve ikinci eşyaları. Evet. Önemli eşyaları yani orada gözlük var ya hocam. Niye Tamam. Tamam. önemli? Daha önemli gözlük.
Ha, gözlük önemli. Mesela yakını görmüyorsan, mesela benim eşim yakını görmüyor. Yakındakini seçemiyor. Önemli yani, yakını görmüyor. Mesela ben de uzağa göremiyorum. O nedenle gözlük çok önemli. Mesela gözlük olmadığı zaman özellikle tabii senin görme sorunun olmadığı için belki de gerçekten görebilmek önemli. Çünkü yakın ve uzağı seçebilmen için gözlük önemli. Şimdi her taraf yıkıldı. Mesela Maraşlı yıkıldı. Gözlük çağırırsan bulamazsın. Yani gözlüğün olmadığı için göremezsin. Göremediğin için yani ne insanları tanıyabilirsin ne çevreni tanıyabilirsin. Gözlük de önemli olan ve olmazsa olmazların başında geliyor. Tabii ki burada senin dediğin özellikle essential dediğimiz önemliler ama birinci, ikinci önemli malzemelerin başında gözlük de gerçekten geliyor. Evet, burada değinmiştik bunlara ilişkin olarak. Evet, glasses yani önemli yani temel malzemeler. Bu da ikinci malzeme. Yani ilk olmazsa olmaz bu gözlük önemli tabii. Yani gözlük mesela şu anda uzağı göremeyenler var, yakını göremeyenler var. Göremediği için yazamayanlar var. O nedenle de gözlük tabii ki özellikle ben evde normal zamanda bile yedekte gözlük bulunduruyorum. Yani bir gözlüğümü kaybettiğim zaman ya da kırıldığı zaman çünkü beni bayağı bir engellediği için. Tabii ikinci önemli olanlar da bunlar olarak verilmiş durumda. Evet, var mı ilave etmek istediğin Melisa başka? Yok hocam. Evet, tabii ki arkadaşlarımız bunları yazacaklar daha detaylı olarak şu anda. Şimdi afet tedarik çantası hazırlamaktan bahsettik ve birinci derece önemli, ikinci derece önemli nelerdir? Bunlarla ilgili detayları vermeye çalışıyoruz. Bakalım daha vereceğimiz kısımlar var mı? Özellikle eğitim videosunda ben izleyerek derlemeye çalıştım. Bakalım ikinci adımda ne var? Şimdi tabii Go Back kısmında özellikle araç kitleri. Tabii çoğu insan arabada yatıyor şu anda. Araçlarda yatıyor arabası olanlar ama herkesin arabası yok. Türkiye'de ne bileyim 100 kişiden 55'inde araç var. %45'inde araç yok. O nedenle de aracı olanlar için de bu tür araç destek malzemedir. Araç da ne bileyim hemen en uzattığım alacakları çantalar önemli. Mesela biz kendi aracımızda bu depremden sonra hemen bize lazım olacak battaniyedir, ilk yardım setleridir, sudur, içecektir hemen yerleştirdik, aracımıza koyduk. Çünkü depremin nerede, ne zaman geleceğini bir garantisi yok. Her an her yerde deprem meydana gelebilir. Demek ki araç için hazırlanacak çantada ne olması gerekiyor? Tabii ki çantada bir mobil yani çantanın taşınabilir olması gerekiyor. Ve 3 gün bizi ne yapması gerekiyor? Gerçekten bizi destekleyecek malzemeler olması gerekiyor. Demek ki bu go bag çantamız taşınabilir ve bizi 3 gün ihtiyaçlarımızı sağlayabilir malzemelerden oluşması gerekiyor. Tamam, bu buraya kadar bunları anlattık. Bundan sonra araçta olması gereken yardım kiti içerisinde olması gerekenler nedir? En başında ne olması gerekiyor? Bir işte elimizde bir çanta olması gerekiyor. Ve bunlar tabii ki arabamız olduğu durumda, arabamız da bizi destekleyecek şekilde hazırlanması gerekiyor. Biraz daha detaya gidersek tabii ki daha detaylı baktığımız zaman mesela ne gibi neler olması gerekiyor sorusunun biraz daha açıklamasına baktığımız zaman burada da önemliler kısmında özellikle gather olarak önemliler kısmında işte olması gereken önemliler mesela her gündür bize lazım olanlar nedir mesela her gün biz su içmek zorundayız değil mi? Her gün su içmek zorundayız. O zaman ne lazım? Bize günlük içebileceğimiz en az 1 litre su gerekiyor. Beslenmemiz gerekiyor. İşte bununla ilgili ne bileyim paketlenmiş konserve tipi yiyecekler gerekiyor. Ve tazeliğini muhafaza eden işte ne bileyim balık konservesi olabilir, kuru fasulye işte konservesi olabilir, ne bileyim bu tür konserveler olabilir. İşte her gün lazım ne olabilir? İlk yardım seti olabilir, ilaç olabilir. Mesela sürekli ilaç kullanan insanlar olabilir.
Özellikle burada dikkati çeken bir noktada güneş bataryalı radyolar, haberlerden haberdar olmamız için devletimizin işte yakın destek sağlayan belediyelerin yapmış olduğu haberlerden bilgi sahibi olmamız için güneş paneli, güneş bataryalı radyolar olması gerekiyor. Düdük ve el feneri olması gerekiyor. Biliyorsunuz ilk birkaç gün elektrik olmadı. Elektrik olmadığı için karanlık olmasına bağlı olarak insanlar geceleri tabii ki oldukça mağdur oldular. Şimdi biraz daha sol tarafa gelirsek demek ki burada sanitation dediğimiz yani temizlik malzemeleri. Yani tabii elinizi yıkayacak sabun, su bulamazsınız. Ama elinizi ne yapacak? Yani elinizdeki mikropları hızlı bir şekilde temizleyecek temizlik malzemeleri olması gerekebilir. Bu bizi ne yapabilir? Deprem sonrası işte hastalık kapmamızı, mikrop babalı olarak hastalanmamızı ne yapabilir? Önleyebilir. Diğer bir olay da yüzümüzü kapayacak, tabii ki yüzümüzü koruyacak malzemeler olması gerekiyor. Ve diğer önemli olaylardan bir tanesi, önemli dokümanları da yanımızda almamız gerekiyor. Yani bunlar da işte kimlik kartımız, ne bileyim işte hastaneden yardım almamız için gerekli olan ne bileyim medikal ilaçlarımızın ismi. Şimdi ilaçlarımızın ismi de olması gerekiyor. O nedenle ilacımız da olması gerekiyor. Ve ilave olarak da bizi idare edecek para, yani kredi kartı falan geçmez depremden sonra. Demek ki böyle bir kenarda nakit paramızın da olması gerekiyor. Demek ki bunlar ilave olarak düşünmemiz gereken olaylar. Ne ilave olarak? İşte bu çantaya bağlı olarak işte hazır ne bileyim sırt çantası ya da deprem çantası ya da afet çantası olarak isimlendirebileceğimiz bu çantaya ilave olarak bunlar da düşünülebilir. Tabii araç içinde neler düşünülebilir? Baktığımızda görüldüğü üzere kablolar, ne bileyim bölgeyle ilgili haritalar, işte mevsimsel olarak bizi destekleyecek ne bileyim işte battaniye olabilir, ne bileyim güneş destekli ne bileyim radyo olabilir, ek yardım malzemeleri olabilir. Demek ki bunlar da ilave olması gereken malzemeler kısmına ilave edildiği durumda bizi rahatlatacak önemli dikkat alınması gereken malzemeler. Evet, buyur Melisa, senden bir değerlendirme alalım. Evet. Evet hocam, Gobex malzemeleri içinde yani mesela maske, sanitizer ya da PJT. Sonra mesela mesela malzeme önemli kimlik gibi hastane kart gibi ve nakit gerekiyor çünkü mesela deprem olduğunda kredi kart geçmiyor. Sonra kartı içinde yani yani maps gibi sonra mevsimsel malzemeleri yani acil malzemeleri mesela kas mevsim yani badannya gerekiyor yoksa mon gerekiyor mesela bahar mev bahar mev
Mevsim mevcut. Evet, Yani mevsimsel, sunscreen gerekiyor. mevsimsel. Yani yazın, Aa, kışın evet, lazım olacak yazın şeyler, evet. mevsim. Yani sunscreen gerekiyor yoksa. Evet. Ah, Kışın şu evet. anda ne gerekiyor değil mi? Bir uyku tulumu olsa ne güzel olur değil mi? Uyku tulumu. Evet. Değil mi? Çadır gibi kullanırsın ya yani uyku tulumu. Yani su geçirmeyen değil mi? Yani arabaların arkasına mesela uyku tulumu atılabilir. Yani küçük bir çadır, uyku tulumu. Bunlar konulabilir diye düşünüyorum ben. Evet Melisa, teşekkür ediyorum. Bir sonrakine geçelim. Evet, burada da ev destek malzemeleri ne olabilir? Yani eve neler koymamız gerekir? Bununla ilgili olarak da Lavinia Pearson'ın bir tavsiyesi var. Bunu tabii ki dinlemenizi istemişim dersten önce. Bu kısımda da neler konması gerektiğini ne yapmış? Burada işaretlemiş. Evet, hemen hemen hepsini işaretlemiş gibi. Yani bu listenin tamamını işaretlemiş gibi. Demek ki burada aslında nedir? Çantada olması gerekenler nedir? İşte ilk altı madde, işte ilave olması gerekenler tamamı gibi. Burada aslında bir liste yapılmış ve açıklanmış. Bakalım bu listeye neler ilave etmiş ona bakalım. Şimdi demek ki tabii ki ne diyor hemen kolay ulaşılabilecek gerçekten sıkıştırılmış malzemeler gerekiyor. Fazla yer kaplamayacak. Bakın bunlar nedir? Evde destekleyici olarak işte bunlar ufak ufak çantalar. Bu tür malzemeler elimizin altında taşınabilir malzemeler olması gerekebiliyor. Tabii ki hemen kolayca elimizin uzanacağı, hızlı bir şekilde evi terk etmemiz gerektiği, herhangi bir afet durumunda taşınabilir, hafif nedir evde bu tür destekleyici malzemelerin bir köşede hazır tutulması gerekiyor. İşte bunlar da örnek verilmiş nasıl ve ne şekilde bunların muhafaza edileceği, evin bir köşesinde muhafaza edileceği şekil olarak da gösterilmiş. Tabii ki çok amaçlı olarak da işte seyahat durumu gerektiği hallerde biliyorsunuz işte deprem bölgelerinde insanlar işte yakın illere gitmeye çalışıyorlar. Bu seyahat durumunda da lazım olacak malzemelerinde özellikle tedarik edilmesi ne yapılıyor? Tavsiye ediliyor. Demek ki ulaşımı kolay. Ve gerçekten kategorik olarak birbirinden ayrılmış bu malzemelerin evimizde bir köşede acil durumlar, afet durumları için hazır tutulması öneriliyor. Tabii biraz daha detaya girersek yani bunların içinde ne olması gerekiyor? Tabii ki bunlar işte hangi tür malzemeler hangi tür ne bileyim çanta mıdır işte ne bileyim muhafaza edecek hangi tür malzemeler olacağını hangi tür koruyucu malzemeler olduğunu burada görüyoruz. Çantadır, kovadır, ne bileyim sırt çantasıdır. Ama bunların içine ne koyabiliriz? Onları tekrar özetlemiş burada. En önemli şey en azından 3 gün her insanın kullanabileceği bir gün içerisinde. Tabii içilmesi tavsiye edilen su bir gün içerisinde 3 litre içilmesi tavsiye ediliyor ama normal günlerde tabii ki acil ve acil durumlarda, afet sonrası durumlarda en azından birer litre, her kişi için birer litrelik suyu ne yapmamız lazım? 3 gün yetecek şekilde hazırlamamız gerekiyor. İdeali 2 hafta yetecek kadar hazırlanması. Yani tabii ki 3 günden 2 haftaya kadar bu tür hazırlıklar ne yapılabilir? Yapılabilir. Demek ki suyumuzu ne yapmamız gerekiyor? Burada görüldüğü üzere, şekil olarak verildiği üzere hazırlanmamız gerekiyor. Diğer bir öneri de işte suları filtre edecek araçlar. Tabii ki sular çok kirli şu anda. Su verilmiyor mesela şu anda çadırlara su verilmiyor değil mi? Ama o sular mevcut sularda temiz akmıyor. İşte bu suları filtre edecek su filtreleri,
bahsediliyor. İşte suları filtre edilmesi için kullanacak. Ne bileyim filtre malzemelerinde alınması ne yapılıyor? Tavsiye ediliyor. Şimdi bakalım biraz daha detay olarak baktığımızda bu şekil aslında evde olması gereken malzemeleri biraz daha o çantaların içindeki ne yapmış? Neler olduğunu bize göstermiş. Tabii ilaçlar önemli. Herkesin kullandığı ilaçlar var. Koruyucu malzemeler var. Bunlara baktığımız zaman işte reçeteli ilaçlarımız tabii ki çantada olması gerekiyor. Görüldüğü üzere elimizin ya da kanamayı durduracak yardımcı malzemelerin ya da bakteriyel kremlerin ya da ne bileyim iltihaplamaya karşı ne bileyim kremlerin olması, tuz gibi. Ondan sonra bu tür işte göz damlaları gibi, bandajlar gibi, bu tür işte ne bileyim makas gibi, eldiven gibi işte özellikle bu önemli aslında. Şimdi hepimizin elinde telefon var ve diyoruz ki ya telefondan ben ararız. Düşünün telefonunuzu alamadığınızı düşünün ya da telefonunuz şarjı bittiğini düşünün. Ve burada özellikle ulaşmanız gereken insanların telefonlarının yazılı olduğu bir belge hazırlanması. Çok önemli bir şey. Yani arayacaksın ama telefon yok. Yani şu anda bana desen ki ya kardeşin telefonu biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü telefonda yazdığı için bir kağıda yazmadım. İşte dayın olabilir, akraban olabilir, baban olabilir, yeğenin olabilir. Ulaşman gereken kim varsa olabilir. Onlar sana ulaşamayacaklardır. Çünkü elinde telefon yoksa, telefonun bataryası yoksa ama senin elinde bir telefon varsa, telefon numaraları varsa, telefon numarası listesi varsa kağıtta yazılmış. Onlar da çantada olması lazım ki hemen onlara mesaj atabilirsin ya da ne bileyim birinin telefonundan arayarak ben iyiyim ya da ihtiyacım var mesajı yollayabilmen için. Bunlar da en önemli bence dikkatimi çeken işte telefonların yazılı olduğu bir telefon defteri belki de bir telefon defteri olması gerekiyor. Tabii bizler onu ihmal ediyoruz telefonumuzda herkesin ismi var diyerek bence bir telefon defteri de olması gerektiği burada gerçekten katıldığım önemli bir ayrıntı. Hijyen kiti işte su nedir? Sabun. İşte el temizleyici, diş fırçası gibi, şampuan gibi, ne bileyim güneş kremi gibi, ne bileyim işte dudaklarımızın kurumaması için ne bileyim dudaklara sürülen malzeme gibi. Tuvalet kağıtları çok önemli. Şu anda su yok. İnsanlar tuvalet kağıtları çok önemli görüldüğü üzere. El havlusu ve görüldüğü üzere elbise fırçası gibi malzemeler. Çünkü ortam şu anda çamur mesela. Çadırda kalıyor insanlar. Çadırlar su almış. Her yer çamur. Temizlik malzemeleri ve fırçalar çok önemli. Malzemeler başında geliyor. Tabii diğer malzemeler ne olabilir? Mesela tuvalet ihtiyacı. İnsanlar mesela bağırıyorlar, tuvalet yok diyorlar. Mesela taşınabilir tuvalet. En önemli ihtiyaçların başında taşınabilir tuvalet. İşte tuvalet kağıdı insanların temizliği için. İşte görüldüğü üzere ne bileyim çöp torbası, siyah çöp torbası ve bunun dışında da diğer malzemeler alınması ne yapılıyor? Öneriliyor. Evet, baktığımızda tabii ki bunun dışında neler olabilir? Özellikle sabit olması gereken destekleyici malzemeler, elimizde olması gereken malzemeler için burada şekil olarak verilmiş görüldüğü üzere bunlar görüyorsunuz konserve malzemeleri. Bozulma tarihi özellikle çok ileri olan bu tür yiyecek, içecek malzemelerinden oluşan bir set. Mesela bunlar nedir? İşte görüyorsunuz kurutulmuş yiyecek. İşte genellikle kuru kayısı olabilir, ne bileyim kuru incir olabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bir hurma olabilir, öyle değil mi? Birkaç hurma yediğin zaman ne yapıyor? İnsanı besliyor.
Fındık olabilir, fındık ezmesi olabilir. Görüldüğü üzere ne bileyim çorba olabilir, konserve çorba. İşte ne bileyim görüldüğü üzere kuru fasulye olabilir, konserve sebze olabilir. Konserve balık, konserve tavuk, kurutulmuş meyve, süt tozu, çay ve kahve paketleri. Bunlar da çok önemli bir şey yani. Şimdi mesela İçişleri Bakanımız diyor ki insanların çay ve kahve ihtiyaçları var diyor. İnsanlar tabii ki çok büyük bir travma geçiriyorlar. Normal ortamda bile bizler çay ve kahve içerek kendimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Çay ve kahve paketleri bakın burada dikkate alınmış ve tam bir liste olarak verilmiş durumda. Evet, ilave olarak demek ki evde bizlerin bir afet durumunda elimizin altında olması gereken, hemen elimizin altında olup birlikte dışarı çıkaracağımız malzemelerin bir örneği de ilave olarak bu şekilde verilmiş durumda. İşte nedir? Çay içen kaplar değil mi? Nerede içeceksin? Su içen, çay içen kaplar yıkanabilir, taşınabilir kaplar, çatallar, bıçaklar. Sanki bir piknik sepeti gibi bu tür malzemelerin olması gerekiyor. Elimizin altında bakın. Burada işte tabaklar, kaplar, bıçaklar, kaşıklar her bir aile birey için. İşte görüldüğü üzere kesici, kesme masası değil mi? İşte ne bileyim asker bıçağı. Görüldüğü üzere işte küçük ne bileyim kapak açma araçları, görüldüğü üzere alüminyum ne bileyim dan yapılmış malzemeler, çöp torbaları, plastik sandviç çantaları, işte sandviç çantaları önemli bir şey yani. O ne yapar? Yiyecekleri korur. İşte ne bileyim görüldüğü üzere özellikle yapışkanlı ufak çantalar ve kağıt havlular, bunlar da olması gereken malzemeler içerisinde liste olarak verilmiş ve şekil olarak da burada gösterilmiş durumda. Evet, oldukça iyi bir liste yapmışlar. Yani bunu ben düşünsem tabii ki o kadar listeyi çıkarma imkanım yok. Tabii ilave olarak neler olması gerekir? Laptopumuzu, tabii bize çok önemli laptop. Bir deprem sonrası insanlar dersine devam etmek zorunda. Çadırda da olsa dersine devam etmek zorunda. Deprem de olsa, yaşıyorsa dersine devam etmek zorunda. Bakıyoruz bugün insanlar, çocuklar çadırlarda ders görüyor. Ne bileyim okula dershane çevrilmiş otobüslerde ders görüyor. O zaman bizler ne yapmamız lazım? Laptoplarımızı da elimizin altında tutmamız lazım. Onların şarj malzemeleri. Özellikle flash drive'lar çok önemli ve bu flash drive'lar özellikle password korunaklı olması lazım ki bu bilgilerimiz başkaları tarafından çalınmasın. İçerisinde bizi ilgilendiren özel bilgilerle ilgili bir password korumalı flash drive'larımızın olması gerekiyor. Ve görüldüğü üzere de özellikle batarya destekleyicisi ya da ne bileyim rechargeable denen, yeniden şarj edilebilen piller gerekiyor. Ve dosyalarımız içinde korunaklı dosyalarımızı tutacağımız bir dosya setimizde olması gerekiyor. Dokümanları saklayacağımız bir dosyamızın da olması önemli. Evet, bu şekilde baktığımız zaman demek ki mouse gibi portable hard disk gibi korunaklı password'lü şifreli flash back gibi ve şarj ve batarya aleti gibi laptop. Benim elimde laptop var. Şu anda fişten çıkardım mesela. Hemen hemen neredeyse enerjisi bitiyor. Tabii ki laptop kabloları. Arasan bulamazsın her laptopun. Ayrı bir kablosu var. Depremden sonra nerede bulacaksın? Yani insanlar ne gelebiliyor, ne insanlar gidebiliyor. Öyle bir ortamda demek ki bunlar da olması gereken olaylar. Tabii Türkiye'de petler önemli. İnsanlar pette bakıyorlar, hayvanlar da bakıyorlar. Onlar için de yiyecekler,
Onlar için de tabaklar, hayvanlarımız için de, evcil hayvanlarımız için de sular ve onların temel ihtiyaçlarını giderecek hazır çantalar ne olması gerekiyor, hazırlanması gerekiyor. Ve bunlar da bu şekilde burada verilmiş durumda. Özellikle onların yaşayabileceği korunaklı ne bileyim hayvan evleri de olması gerekenlerin başında ne yapılmış burada yazılmış durumda. Demek ki iş yerimizde neler olması gerekiyor? Buraya kadar ne dedik? Evlerimizde olması gerekenler, iş yerimizde olması gerekenlere de baktığımız zaman oldukça uzun bir liste olduğunu görüyoruz. Bakın iş yerimizde olması gerekenler de işte ofisimiz olması gerekenler ya da ne bileyim önemli çalışanlar da iş sahipleri için tutulması gerekenler ya da belli kopyalanması gereken ne bileyim yedeklenmesi gereken malzemeler ne olması gerekiyor? İş yerimizde de bunların birer kopyası iş yerimizde de saklanması gerekiyor. Baktığımızda iş yerinde olması gerekenlere baktığımızda genel olarak resimlere baktığımızda işte evimizin birer anahtar olması gerekiyor. Mesela ben Çanakkale'ye gittiğim zaman bazen anahtarı evde unutuyorum. Dışarı çıkınca eve giremiyorum. Çilingirci çağırıyorum. Ama anahtarımın bir kopyası mesela iş yerimde olsa iş yerime gidip alabilirim. Mesela bu önemli. Afet olmadığı halde bile sokakta kaldığım oluyor. Demek ki ekstra ne olması lazım? Anahtarlarımızın birer yedeğinin olması gerekiyor. Düdük çok önemli. Düdük olması iş yerinde de olması gerekiyor. Aydınlatıcı ne bileyim fenerler olması gerekiyor. Yara bantları olması gerekiyor. Ve daha birçok besleyici görüldüğü üzere yiyecek ve korumalı şifreli flaş bellekler ve ilk yardım setleri olması gerekiyor. Evet, süremiz hemen hemen bitti gibi Melisa. İlave edeceğin bir şey varsa senden alabiliriz. Yoksa dersimizi bitirebiliriz. Buyur Melisa. Soru yok hocam. Peki, o zaman dersimizi burada bitirelim. Peki, görüşmek üzere. Kendine iyi bak.